Evet. Çanakçı. Çanakçı'ya yapılan mesire alanı. Uzaktan bir çekim yapıyorum. Yoğunluktan dolayı çıkamadım yukarı. Fakat halkın bayağı bir ilgisi var. Bu çok güzel. Şu anda ateş yapıyorlar. Ve gün boyu bayağı insanlar gelip gidiyor. Güzel bir şey. Harika. Şelale almak istiyorum. Evet, şelale. Cik. Şelalecik. Evet. Evet. Ateş yapıyorlar. Vatandaş bayağı bir yoğun. Evet, işte burası Tut. Evet. Şu gözüken alan inan 5 yıl sonra tut fidanlarıyla dolu olacak. 300 tane tut dikeceğim bu yıl. Evet. Buralardan yürümek dahi mümkün değildi. 2 aylık bir çalışma sonucu buralara bu şekilde duvarlar örüldü, terasler açıldı. Ve kısmet olursa da baharda buraları ağaçlandıracağız. Evet. Işıklar yandı. Tuttan şöyle bir manzara alalım. Bir akşamüstü. Hem de bir sonbahar akşamı. Evet. Vestin ışıkları yanmadı. Şu ana kadar tuzun ışıkları yandı. Evet, Kadir'in ağaçları bayağı belli oluyor. Kadir'in cevizleri. Kadir'in cevizlerini sürüyorlar şu anda. Evet, mor bir traktör. Dillini traktör herhalde. Güzel. İşte güzellik bu. Gördüğünüz gibi Çanakçı'da hemen hemen işlenmemiş bahçe kalmadı gibi bir durum. Yani %60'ın üzerinde bahçe işlenmiş durumda. Herkes su çıkarmış durumda. Havuz yapmış durumda ve ağaç dikmiş. İşte bu. Her ne kadar meyvecilik projesinde bir birlik beraberlik sağlanmadıysa da bireysel olarak tutlu bu işe sahip çıktı ve herkes kendi gücünde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şu anda her ne kadar para etmiyor falan deniyorsa da bir gün o da para edecek. Mesela şu anda aşağıda gördüğünüz cennet meyvesi gerçekten çok harika. Yapraklar dökülmüş meyveler üzerinde ama maalesef 50 kuruşa kimse almıyor. Evet, 50 kuruşa. Yani bunun tanesi büyük şehirlerde belki de 50 kuruş ama kilosunu 50 kuruşa kimse almıyor. Evet. Evet. Güneş batmış durumda şu anda. Ufuk
Harika bir manzara. Muntazam bir manzara şöyle aldığımız zaman. Evet. Şu istikamet 5 sinir aslında, fakat ne dereceyi gözüküyor? Gözükmüyor diyebiliriz. Işıklar da yanmamış. Ama işte böyle. Evet. Şuradan baktığım zaman en az, ama en az 3-5 bin dönüm boş alan gözüyor. Yani normal şartlarda Tud'un yerleşiminin bu kadar yukarılara falan çıkması söz konusu olmamalı. Daha gördüğümüz şu tepeden aşağıda, en az 5-6 bin dönümlük bir boş arazi var. Hele hele şöyle şöyle bakayım, göstereyim sizlere. Şu hastanenin, karakolun kuzey tarafları bomboş, bomboş. Ama maalesef hiç kimsenin umurunda değil, hiç kimse bakmıyor. Ve gitmişler cin mağarasına toplu konut yapacaklar. Olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Olabilir mi? Bana göre olmaz. Ve şuna inanıyorum. Tut'ta gerçekten bir konut sorunu var. Evet. Şu anda bizim pepinoları görüyoruz. Fakat çok uzakta olduğumuzdan gösteremiyorum. Evet. İşte böyle. Bir sonbahar akşamı böylece bitiyor. Ve biz de dönüp gidiyoruz. Mağarayı bir kez daha alıyorum şuradan. Evet. Evet, işte bu. Sapsarı dut ağaçları. Bu da benim ev. Bizim Çanakçı'daki tesisin görünümü. Burada odalar var. Aşağısı restoran. Burası şey bölümü. Karşıdan arabam tadı görebilirsiniz. Harika. Evet. Kapılar kilitli mi Şikali? Efendim? Anlamadım. Anahtarlar nerede? Gel.
Evet. İşte bu bizim şato. Tulum Pembe Geçik. Evet. Burada yoğun bir çalışma yapıldı. Buralardan yürümek falan mümkün değildi. Gerçekten. Şu anda en az 200 metrelik bir alan bomboş. Yürülebilir. Görülebilir. Orada böyle dışarıda kalmış Haluk. Şurayı. Burada dışarıda kalmış. Şöyle bir tıraşlı orayı yani. Tamam. Evet. Geldiği gibi. Taraf. Temizlendi. Önceki hali buydu. Yani burada yarın temizlenecek. Kadar bakımsızdı yani. Görüldüğü gibi çalıktan başka bir şey değil. Taşlıktan başka bir şey değil. Ama inşallah yerdeki fark bu. Evet. Şimdi böyle. Resim ışıkları yandı. Ama belli olmuyor. Eline sağlık. Güzel oldu. Önceki halini de çekecek miyiz galiba? Önceki hali şeydi işte dedin, çektik ya. Önceki hali buydu. Ha, şu kayalardı yani. Buralar daha dümdüz yer, onlar çok kötüydü ya. Yani. Ama tabii şimdi buradan sadece duvarlar gözüküyor. Her taraf. Aslında yüksek bir yerden. Evet. Evet. Her taraf en az bu kadar düzeltildi ve ağaç dikmek için hazırlandı. Evet, eline sağlık.